Biz boğalar için yine zor bir gündü Amerikan piyasalarında hem S&P 500'de hem Nasdaq'ta sert düşüşler vardı. Ve düşüşler artık aşırı düşüş bölgesini zorluyor. Burada RSI'de görüyorsunuz epey dibe gelmiş durumda. Dünkü videoda anlatmıştım bu diplerden sonra hep ralliler yaşandı daha evvel. Yılbaşından beri en öyle gidiyor. Tabi bu boğa pazarı devam ettiği sürece böyle yoksa RSI'nin daha da aşağı kırması her zaman mümkün. Fakat eğer boğa rallisindeysek hala ve şu anda bir düzeltme yaşıyorsak sadece Temmuz'dan beri düzeltmedeyiz bu durumda buradan geriye sekmemiz lazım diyor RSI. Ama sadece RSI bunu söylemiyor. Burada kritik bir bölgeye geldiğimizi S&P 500'ün temel ETF'i olan SPY'ın grafiğinde de görebiliyoruz. Şu anda içinde olduğumuz rally SPY şu bölgeyi kırdığında başlamıştı. Burası 410-414 bölgesi. Burayı yukarı doğru Nisan-Mayıs'ta kırıp bugünkü rally'mizi yaşamaya başlamıştık. Şimdi buraya retest ediyoruz. Bu retestler yaşanıyor. Bu rally'lerinde başlangıç noktasının retestle sıkça gördüğümüz bir şeydir. Eğer bu retestten başarılı geç geçersek tekrar yukarı doğru dönme ihtimalimiz yüksek. 410-414 bölgesinde bir konsolidasyon yaşayıp belki bir süre yukarı doğru tekrar spayın dönme ihtimali aşağı doğru gitme ihtimalinden bence daha yüksek ama tabi bundan emin olmak zor. RSI'de olan bitenlere ve SPY'in hareketine baktığımızda geri dönüş bölgesine yakınız diye düşünüyorum. Tabi bunlardan asla emin olmaz. Ben teknik grafiklerde bir yere kadar inanıyorum ama dün borsa kapanışı sonrasında gelen iki bilançoya Wall Street'in tepkisi Wall Street'in de grafikte benim gördüğümü gördüğünü ve bu yönde trade etmeye hazırlandığını bana gösteriyor. Belki aşırı iyimser gözüküyorum ama yaşananlar hakikaten çok enteresandı. Önce tabi günü büyük bilançosundan Amazon'dan bahsedeceğiz. Amazon hiç şüphesiz çok kuvvetli bir bilanço getirdi. Özellikle kar tarafında borsa beklentilerini adeta yıktı geçti. Borsa hisse başı 60 sent kar bekliyordu. Amazon 94 sent getirdi. Amazon belki biliyorsunuz Rivian isimli elektrikli araç üreticisinin yatırımcısı. Rivian'ın hisse senedi yukarı doğru gittiği için burada bir 1.1 milyarlık ekstra kar da gelmiş. Onu düşsek de yine hisse başı karda çok ciddi bir artış var. Ama bunu göz önüne almakta yine de fayda görüyorum. Ciro tarafında da 143.1 milyar olarak ciro geldi. Burada beklentinin 1.54 milyar üzerindeydi. Fakat biz son dönemde neye alıştık? Böyle süper iyi bilançolar geliyor. Sonra Wall Street onu cezalandırıyor. Dün de bilanço geldikten sonra hisse senedinin değeri aşağıya doğru gitmeye başladı. Daha sonra CEO iyi bir açıklama getirdi. Önemli bir konuya konunun ne olduğunu şimdi geleceğiz. Bu açıklamadan sonra hisse senedi tekrar yukarı doğru hareket etti. Veyahut da Wall Street bu seferlik öyle düşündü. Düşündü. Çünkü aslında Google'un düşmesine neden olan temel sebep burada da geçerliydi. Bu hizmetlerde büyümede ciddi yavaşlama var. Ama burada büyümede yavaşlama var diye yorumlamadı Wall onu büyümenin düşmesinde yavaşlama var diye yorumladı ve böylece hisseyi yukarı doğru taşıdı. Burada tabi CEO'nun da becerikli bir açıklama yaptığını söylemekte fayda var. CEO dedi ki bu hizmetlerde ciromuzu stabil hale getirdik. Yani büyümüyoruz ama en azından küçülmüyoruz da. Karlılığımızı da arttırdık ve önümüzde yapay zeka çok yeni ürün ve hizmetler geliştireceğimiz ve bulutta tekrar kuvvetleneceğimizi düşünüyoruz dedi. Piyasada tamam abi eyvallah dedi ve oradan sonra hisse seni yukarı gitmeye başladı. Burada görüyorsunuz kapanış sonrası %5.34'lük artış var. 6.38 dolar artış getirdi. Açıkçası özellikle Meta bilançosuyla Amazon bilançosunu karşılaştırdığımda Amazon ki de çok iyi olmakla beraber Meta'ya ciddi bir haksızlık yapıldı düşünüyorum. Google'a ise süper büyük haksızlık yapıldı ama bunun biraz önce gösterdiğim teknik durumla da ilgisi olabilir. Wall Street şu anda bir şeyleri olumlu görme niyetinde ve 410-414 bölgesi arasında ciddi hisse senetlerine tekrar talep gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben de. Amazon bilançosunun biraz detaylarına bakalım. Bu ekrandaki slaytları siz de rahatlıkla görebilirsiniz. Nerede? Amazon boşluk IR yani Investor Relations yazarsanız oradan bunlara ulaşmak mümkün. Ciro'da %13'lük artış var fakat kur farklarından arındırıldığında aslında artış %11 civarında. Hatırlayın Meta yirmiler üzerinde büyüdü. Google %11 civarında büyüdü. Yani onlardan çok daha etkileyici bir satış rakamı yok karşımızda. Son 12 aylık satışlara olarak baktığımızda %10'luk ciro artışı var. Bu da yine kur farklarından arındırıldığında %12'lik bir artış anlamına geliyor. Tabii iyi bir artış. Amazon gibi büyük bir şirketin bu kadar hızlı cüro artılması muazzam. Ama tekrar söylüyorum daha belki teknoloji hisselerinden daha etkileyici bir sonuç yok burada. Esas faaliyet karlılığı 2,5 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkmış. Yıldan yıla baktığımızda bu son çeyrekte bu da yaklaşık %343'lük büyüme anlamına geliyor. Kur farklarından arındırıldığında %338'lik bir esas faaliyet kar artışı görüyoruz. Buna arkasındaki temel sebep Amazon'un içine girdiği yoğun tasarruf programı. Biliyorsunuz çok sayıda insanı işten çıkarttılar ve bundan iyi sonuç almışa benziyorlar. Ama <laughs> bunu Meta'da yapmıştı. Onun da karlılığında acayip artış vardı. Orayı Wall Street sevmedi. Bunu sevdi. Birbirini takip eden son 12 olarak baktığımızda da %103'lük artış var. Esas faaliyet karlılığında. Kur farkını arındırdığımızda bu %99'a iniyor. Tabi ciddi bir büyüme. Wall Street bu karlılık artışını tabii ki çok sevdi. Net kar diye baktığımızda 2 milyar 872'den 9 9 milyar 879'a çıkmış kar. Çeyreğe çeyrek geçen yılla kıyaslamada %244'lük bir artış anlamına geliyor. Bu tabi oldukça etkileyici fakat kendileri de burada dipnot olarak düşmüşler. Bu kar artışının 1.2 milyar doları Rivian hisse senedindeki değerlemeden geliyor. Bu Rivian yatırımı Amazon'a geçen sene çok kötü gelmişti. Çünkü Rivian hissesi kötü düşüyordu. Şimdi Rivian hissesi iyi gidiyor. Ondan dolayı bilançoya olumlu yansıyor. Bu arada Bitcoin'deki yukarı doğru gidişinde bir dahaki bilanç şurada test diye bir olumlu katkısı olacak. Onu da böyle bir cümle arasında sıkıştırayım ben. Son 12 ay net kârlığına baktığımızda 20 milyarlık bir net kâr var. Bu da yine son 12 ayda %77'lik yıldan yıla bir kar olduğunu gösteriyor. Fakat burada yine dip nota baktığımızda Rivian'ın bu seferde 1.4 milyar dolarlık bir olumlu etkisi olduğunu görüyoruz. Yani kesinlikle çok etkileyici rakamlar ama lütfen Rivian meselesini unutmayın. Fakat benim bilançoda esas etkileyen ve Wall Street'in strateji değişikliğini gösteren nokta şu. AWS yani Amazon Web Services, Amazon'un bulut hizmetleri buradaki büyüme rakamlarına baktığımızda büyümüyor. %12'lik yıldan yıla büyüme var. Şu ana kadar hem Google'da hem Microsoft'ta daha iyi bulut hizmet büyüme rakamları görmüştük. Amazon aslında onlardan daha az büyüyor. Fakat CEO burada çok akıllı bir şey yaptı. Birisi dedi ki evet yani yüzdesi yani olarak büyümemiz daha yavaş ama zaten en büyük biziz o yüzden mutlak rakam olarak bakın bu işe. Mutlak rakam olarak baktığımızda en hızlı büyümeyi biz yaratıyoruz dedi. Bir de yapay zeka sayesinde önümüzdeki dönemde burada daha da fazla şeyler ekleyeceğiz dedi. Bir de biz burada karlılığımızı da tırmandırıyoruz dedi. Bunu da tabii sevdiler. Bu hizmetlerden esas faaliyet karlılığında yıldan yıla baktığımızda %29 kur farkıyla düzelttiğimizde %30'luk bir iyileşme var. Yani oyunu şöyle yapılandırdı. Evet yüzdesi olarak öbürlerinden daha az büyüyoruz ama biz en büyük olduğumuz için mutlak değerde bu. Çok büyük bir rakam. Üstelik yapay zeka var. Üstelik biz burada karlıyız dedi. Böyle iyi bir paketlemeyle ile Amazon hisse senedi döndürdü veya Wall Street canı dönmek istedi. Nakit akışı son derece etkileyici 21.434 milyon net nakit akışı elde etmişler. Bu çeyrekte bunun üzerinde epey de durdular. Çünkü son dönemde epey kötü gidiyordu nakit akışları. Hatta bir önceki aynı yıl 19 milyar 686 nakit azalması vardı yatırımlardan dolayı. Rivian'ın kötü gitmesinde etkisi var galiba oraya o dönemde biraz para koydular vesaire. O da pozitife çevirik dediler. Yani Amazon çok iyi yönetiliyor. Özellikle maliyet yönetimini yapıp karlılığını çok artırmış. Biraz sonra biraz gelir kalemlerinin dağılımına bakacağız. Onların da bir bölümde lar var. Ama pek hala Wall Street bu bilançoyu da özellikle bu hizmetlerdeki sorundan dolayı cezalandırabilirdi. Dün gece öyle tercih etmedi. Twitter'da size de çok takip etmenizi öneriyorum. App Economy Insights Amazon'un bilançosunu böyle bir güzel grafikle masaya yatırmış. Burada da gelir kalemlerine bakalım. Mağazacılıkta %7'lik büyüme var. Bu bence oldukça etkileyici bir büyüme. Çok büyük Amazon ve bir yandan da yine bu Amerika'daki resesyon hikayesine kadar boş bir hikaye olduğunu gösteriyor. Perakende Cios çok hızlı büyüyor. Ve detaylara baktığımızda görüyoruz ki bu ciro büyümesinin temelde Amerika Amerikan pazarından geliyor. Amerikan tüketisi ne olsa olsun tüketmeye devam ediyor. Fiziksel mağazalarda %5'lik bir ciro artışı var. O çok önemli değil. Burası kıymetli. Üçüncü parti satıcı hizmetleri. Yani Amazon üzerine dükkan açıp kendi satışlarını yapan insanlar var biliyorsunuz. Oradan aynı zamanda lojistik depo hizmetleri alıyorlar. Yapay zeka, veri yönetimi hizmetleri alıyorlar. Buradaki ciro büyümesi oldukça etkileyici. %20. Yine abonelik hizmetlerindeki büyüme etkileyici. Amazon Prime yani video hizmeti ve Audible yani sesli kitap hizmeti burada %14 Gördük, büyüme var. Reklam tarafı çok iyi gidiyor. Zaten hatırlayın hem YouTube'da reklam gelirlerinde iyi artış gördük hem Meta'da Amazon onlardan da iyi artmış. %26'lık bir reklam geliri artışı var. Amazon bu hizmetlerde büyüme %12 ama borsa bunu sevdi. Diğer kalemlerde de %3'lük bir büyüme var. Ciro yıldan yıla %13. Rütkar 3 bas puan. Esas faaliyet karı 6 bas puan. Net kar ise 5 bas puan artmış. Bunun içerisinde şuradaki 1 milyar dolar işte biraz önce bahsettim yılından geliyor. Evet Amazon bilançosu böyle. Bence iyi bir bilanço. Amazon yatırımcısı olur muyum burada? Hayır. Burada bir trade'im var. Biraz sonra göstereceğim. Bilanço dönemine Amazon long girdim. Burada Amazon yatırımcısı olmayı düşünmem. Çünkü Amerika'da eğer ekonomide bir yavaşlama olacaksa ki olmaması mümkün değil. Faizler çok yüksek gidiyor. O yavaşlamanın Amazon özellikle perakende hizmetlerini biraz sert vuracağını düşünüyorum. Analistler bu dönemde Amazon bulut hizmetlerine iyi davrandılar ama bir dahaki dönem iyi davranmayabilirler. Çünkü aynı hizmetlerde Microsoft'un büyümesi yanılmıyorsam %25-26 civarında burada pazar payı kaybediyor olursa olsun. Ve bir sonraki bilançoda hala böyle rakamlar geliyorsa analistler ya bir dakika Microsoft galiba yapay zeka ile bulutu daha iyi birleştiriyor diyebilirler. Ama bunları bir kenara bakacak olursak müthiş bir şirket var karşımızda. Ben zaten bir önceki bilançosunu çok beğenmiştim. Ama benim şu anda yatırım tercihlerim arasına girmez. Bir trade'im var ona bakacağım. İyi bir karla kapatacağımı umuyorum. Onun dışında Amazon yatırımcısı olmayacağım. Dün gelen başka bir bilançoda Intel bilançosu. Intel bizim portföyümüzde de yer alan bir hisse senedi. Intel'deki yatırım mantığımız bunun bir geri dönüş hikayesi olabileceği. Intel uzun yıllarda çok kötü gidiyordu. Temettüleri kesmişti. Özellikle Nvidia, AMD gibi rakiplerden gelen yeni ürün akışına karşı koyamıyordu. İşte burada bir yeniden yapılanmaya girdiler. Bu yeniden yapılanmanın temel iki nokta var. Bir maliyetleri kontrol altına alma. İkincisi de yeni fabrikalar açma. Yeni fabrikalar henüz devreye girmediler. Biliyorsunuz mikroçip fablerin kurulması çok uzun yıllar alabiliyor ama pek çok yerde fabrika inşaatları var. Güzel teşvikler aldılar bu konuda. Biz bu çeyrekte biraz daha baktığımız şey şirket acaba giderlerini düşürüyor mu? Maliyetlerini kontrol altına alıyor muydu? Ve bu konuda başarılı bir bilanço getirdiler. Baktığımızda da piyasa bunu süper ödüllendirdi. Dün kapanış sonrasında %7.66'lık artış geldi Intel bilançosu. Oysa şimdi detayına gireceğiz. Yani bu kadar sevinecek ne vardı bilmiyorum. Dediğim gibi Wall Street'in modu çok değişken olabiliyor. Burada tabii Intel yatırımcısının Intel geri dönsüne yatırım yaptığı hikayesi var. Bundan dolayı karlılıkların artması, maliyetlerin azalması, nakit akışı düzelmesi sevindirici. Ama yani bu %7.66 artıyorsa Microsoft'un bence %30 falan artması gerekirdi. Biliyorsunuz bir %3.5 arttı. Dün de o artışı geri verdi Microsoft. Dediğim gibi Wall Street modu belli olmuyor. Intel'in CEO'su bu beyefendi Pat Gelsinger. Şirketin başına geçmesinin temel amacı böyle bir yeniden yapılandırma sağlamak. Bakalım sonuçlara. 14.2 milyar dolar ciro yapmış. Yıldan yıla %8 küçülme var ama bunu işte zarar ettiğimiz işlerden çıkıyoruz, kar odaklanıyoruz gibi paketledikleri için Wall Street bunu beğendi. Bir de Temmuz ayındaki öngörülerinden 800 milyon dolar daha fazla bir ciro bu. O yönden de Wall Street'in hoşuna gitti. Brüt kârlarda geçen yılla aynı seviyedeler ama Temmuz ayında söylediklerinin 2.8 bas puan üstündeler yani az söyle üzerine çık Wall Street seni sevsin. Hisse başı karlılıkta iyi bir performansları var. Yıldan yıla %11'lik artış. Fakat bu da yine diğer teknoloji hisseleriyle kıyaslayınca hiçbir şey değil. Ama Bol Seed'i bunu güzel paketlediler. Temmuz'daki öngörümüzden 21 sent fazla hisse başı kar var dediler. Ve Bol Seed'i ikna ettiler. Intel bilançosunun detaylarına daha fazla girmek istemiyorum. Ama sanırım bu iki bilançoya Wall Street'in tepki şekline kadar değiştiğini görüyoruz. Önceki günlere göre. Buradan da o demin gösterdiğim teknik analize bağlantı kurabilirsiniz sanki Wall Street tekrar yukarı taşımak istiyor hisse senetlerini diye düşünüyorum. Tabi bunlarda emin olmak çok zor. Bugün bir de enflasyon verisi geliyor Amerika'da. PCE endeks geliyor. Oradaki çıktı da önemli. Yıllıkta %3.7 çekirdek enflasyon gelmesini istiyoruz. CPI ve PCE diye iki ayrı enflasyon var. CPI'nin de çekirdeği var. PCE'nin de çekirdeği var. Bunun işte 3.7 gelmesini umuyoruz. CPI ile uyumlu şekilde çok büyük sürpriz olmuyor genelde orada. Biraz daha iyi gelirse tabi süper olur. Mesela şöyle 3.6 falan görsek piyasa o yukarı doğru gitmek için gerekli bahanesini daha kuvvetli şekilde bulmuş olur. Bir de bende neler var bir ona bakalım. Biliyorsunuz ben sizlerle uzun vadeli portföyümü paylaşmıyorum. Sadece Quantfer üzerindeki trade'lerimi paylaşıyorum. Dün ben long girdim yine. Birkaç tane kar ettiğim long'u kapattım. Dün de beni izleyenler vardır mesela. Visa'yı kapattım örneğin. Fakat elimde bolca Amazon hissesi var. 100 tane Amazon hissesi var. Tesla'lar var yine. Meta var. Google var. Palantir var. Ama bugün bu şirket hisselerinde yukarı doğru bir yön bekliyorum. Çünkü biraz önce baktığımda erken pazarda nazak yukarı gidecek gibi gözüküyor. Burada çok büyük bir kar olmayacak ama en azından şu negatiflerden kurtulacağız gibi gözüküyor. Eğer bugün enflasyon tarafında onlu veri gelirse işler tabii tamamen değişecek. Bir de son bir not. Dün Amerika'da son çeyrek büyümesinin yüzde %4.9 olduğu verisi geldi. Yani beklenenin de üzerinde bir büyüme. Bu büyüme gerçekten var mı yok mu? Hayretler içerisinde bakıyorum. Beklediğimin çok üstünde bir büyüme. Amerikalı arkadaşlarımla konuşuyorum. Böyle bir büyüme biz hissetmiyoruz diyorlar. Büyümenin epey bir bölümü kamu harcamalarından kaynaklanıyor. Ama ben onun çok sürdürülebilir olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü o büyüme tabii yine piyasaların moralini bozdu. Acaba FED faizleri artıracak mı diye. Ama muhtemelen son kez bu kadar büyük bir büyüme görüyoruz. Bir önceki çeyrek 2.1 ondan önce hep %2'ler ortalamasında gidiyordu. Yani FED faizleri bu kadar artırmışken böyle bir acayip ekonomik büyüme gerçekten şaşırtıcı. Bunun etkilerini de önümüzdeki günlerde biraz daha detaylı görüyor, anlıyor olacağız diye düşünüyorum.